Herkese merhaba, ben Neslihan Şanur Ceylan. Bugün sizlere yazın yaşlılarda sıcak çarpması ve besin zehirlenmesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte en çok zorlanan kesimde yaşlı bireylerimiz oluyor. Yaz aylarında aşırı sıcaklar ve nemli havanın artmasının nedeniyle yaşlı bireylerde sıcak çarpmasını çok görüyoruz. Ve özellikle doktorlarımız bu noktada yaşlı bireylerimizi fazlasıyla uyarıyorlar. Çünkü sıcak çarpması aslında baktığımızda çok önemli bir durummuş gibi görünmese de yaz aylarında ölümcül, hatta en yüksek risk grubu hastalıklarımızdan bir tanesi. Özellikle şeker hastalığı, hipertansiyon ya da kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olan yaşlı bireylerimizde daha fazla risk altında bu durum. Bunlara ek olarak yine sinir sistemini etkileyen ilaç kullanan bireyler ya da işte idrar söktürücü ilaç kullanan bireyler de sıcak çarpmasında daha risk altında olabiliyorlar. Mutlaka bu kategoride olan yaşlı bireyler, ayrıca tabii ki bu kategoride olan tüm bireylerimizin sıcak çarpması durumuna dikkat etmesini istiyoruz. Bunun dışında yazın yaşlı bireylerde ter bezlerinin daha az salgılanması ya da salgısının daha azalmasına bağlı olarak da terleme olayı azalıyor. Terleme olayı azaldığı için de vücuttan fazla biriken vitamin, mineraller ya da zararlı maddeler terleme yoluyla atılamıyor. Ve bunda da işte damarlardaki sıvıların azalmasıyla birlikte de yaşlarda bir sıcak çarpması durumu meydana geliyor. Özellikle işte baş dönmesi, baş ağrısı ya da işte kırgınlık gibi belirtiler varsa mutlaka yaşlı birey soğuk bir duşa sokulması gerekiyor. Eğer bu belirtiler geçmiyorsa mutlaka hemen en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyor. Yaşlılar için çok riskli bir durum. Ayrıca yazın sıcak aylarda yaşlılarda büyük ölçüde besin zehirlenmesini de görüyoruz. Çünkü kafelerde, restoranlarda yediğimiz besinler bazen bozulabiliyor ve sahipleri bunun farkında olmadan tüketiciye bu besinleri sunabiliyorlar. Yaşlı bireylerde de tat papillaları, tat alma özellikleri daha da azaldığı için bunu farkında olmadan bu besinleri tükettiklerinde ishal gibi, sıvı atımı gibi nedenlerle, hastalıklarla bir besin zehirlenmesine uğrayabiliyorlar. Yine bu durumda da mutlaka doktora görünülmesi lazım. Çünkü terlemeyle vücuttan suyun atılması, bunun üstüne ishalin görülme durumu yaşlarda hem su ve mineral kaybına neden oluyor, hem de çok ciddi bir zayıflamayla birlikte vücut sisteminin dengesizleşmesine neden olabiliyor. Mutlaka temizliğinden şüphelendiğimiz besinlerden uzak durmamız gerekiyor. Temizliğine güvendiğimiz besinleri tüketmemiz lazım. Özellikle her bulduğumuz suyu içmememiz lazım. Çeşme sularından uzak durmamız lazım. Bunlarla yıkanan meyve ve sebzelerin iyi yıkandığından emin olmamız gerekiyor ki bu tarz besin zehirlenmelerine maruz kalmayalım. Özellikle yaz aylarında yaşlılarda beslenmemize ve mutlaka sıcak havalarda dışarı çıkma durumuna dikkat edilmelidir.